Değerli izleyenlerimiz, günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliamlardan Srebrenica soykırımının yıl dönümü. Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak'ı katletti. Soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Bugün Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliamlardan Srebrenica soykırımının 29. yıl dönümü. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde Srebrenica Anıt Merkezi'nde soykırımın 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenica kasabasında 11 Temmuz 1995'te 8.372 kişi Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü. Saldırının baş sorumlusu General Ratko Mladic, soykırım savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Srebrenica, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliam olarak tarihe geçti. Kosova Meclisi Birleşmiş Milletler tarafından 11 Temmuz Srebrenica soykırımını anma günü ilan edilmesini destekleyen bir bildiriyi onayladı. Kosova Meclisi bugün çalışmalarına Srebrenica soykırımı anısına özel oturum düzenleyerek başladı. Saygı duruşu ile başlayan oturum, Boşnak asıllı milletvekili Bahrim Şabani'nin bildiri okumasıyla devam etti. Şabani, 11 Temmuz'un Srebrenica'daki 1995 soykırımını anma günü olarak belirlenmesini destekleyen bu bildiri, hayatta kalanlarda dayanışma içinde olmayı ve Srebrenica sorumluluğunun keskin bir şekilde hatırlanmasını, ayrıca gelecekteki trajedileri önlemesi açısından çok önemlidir. Bu bildiri, Kosova Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler ile ortak hareket ettiğimizi ortaya koymaktadır. İfadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Emilia Recep'i de mecliste bir konuşma yaparak bu kararın onaylanmasıyla bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması gerektiğinin bilincinde olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Bosna halkına destek veren Kosova Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarına ve diğer tüm ülkelere teşekkür ederim dedi. Bildiri okunduktan sonra mecliste oylamaya sunuldu. Mecliste bulunan 84 milletvekilinin tamamının evet oyu kullanması ile Birleşmiş Milletler'in 11 Temmuz Srebrenica soykırımı anma günü kararını destekleyen bildiri onaylandı. Cumhurbaşkanı Osmani ve siyasi parti liderleri Srebrenica katliamının yıl dönümünde katledilenleri andı. Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani sosyal medya hesabında Srebrenica'da 8 bin Bosnalı erkek, çocuk ve adamın öldürüldüğü dehşetin insan zulmünün bir hatırlatıcısı olduğunu ifade etti. Osmani, bugün kalıcı barışın ancak kurbanlar için adaletin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini yineliyoruz diye yazdı. PDK lideri Memlik Krasniqi, maalesef bugün bile Balkanlarda yüzlerce Sırp suçlunun hak ettikleri cezayı almadan serbestçe dolaşmaya devam ettiğine dikkat çekti. LDK lideri Lumir Abdiciku ise Sırbistan'ın pişman olmaması, inkarı ve sorumluluktan kaçmasının sadece halklar arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Batı Balkanların sahip olması gereken ortak Avrupa Atlantik geleceği de zarar vermeye devam ettiğini belirtti. KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenica'da insanlık tarihinin en kara sayfalarından biri yazıldı. 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk Sırp kuvvetleri tarafından katledildi. Bu acımasız soykırım bizlere insanlığın en karanlık yüzünü gösterdi. Srebrenica'yı unutmadık, unutturmayacağız ifadelerine yer verdi. Boşnak kökenli Türk iş adamı Muzaffer Çilek, Srebrenica'da açtığı Potoçari Hanı ile soykırımın yıl dönümünü anma organizasyonlarında katılımcılara ücretsiz yemek ve konaklama imkanı sunuyor. Boşnak kökenli Türk iş adamı Muzaffer Çelik, Srebrenica'da Potoçari Hanı açtı. Potoçari Hanı'nın temel amacı soykırımın yıl dönümünü anma organizasyonuna destek olmak. Özellikle de barış yürüyüşü katılımcılarına yemek yiyebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir mekan sağlamak. Han, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde tam kapasite çalışarak barış yürüyüşünde bitkin düşen katılımcıların yanı sıra Boşnak soykırımının yıl dönümünü anmak için gelenlere ücretsiz konaklama, yiyecek, meyve suyu ve kahve sağlıyor. Bu iki gün içerisinde yüzlerce kişi Potoçari Çarihan'ın hizmetlerinden yararlanıyor. Düşündük ki ya böyle bir konsept oluştursak böyle Marşmire'den gelenlere böyle bir ortam hazırlasak nasıl olur ve Allah nasip etti. Yer bulmakta çok zorlandık. Çünkü kimse Boşnak Boşnak'a bile satmıyor. Bırak Sırba. Yani Boşnak Boşnak'a bile satmıyor. Böyle çok sahipleniyorlar toprağına.
hatır için ya hizmet için şöyle yapacağız böyle yapacağız dedik ve öylelikle sağ olsunlar haklarını bize devrettiler. Ve biz de bu konsepti yaptık. Çok da hızlı, güzel bir inşaat süreci yaşadık. İzin ve hiçbir sıkıntı yaşamadık izinlerde. Han, soykırımın yıl dönümünden sonra da çalışarak misafirlere ve ziyaretçilere uygun neredeyse sembolik bir fiyata hizmet sunuyor. Gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. Meclis toplantısında muhalefet gündemde olan 3 yasa tasarısına itiraz edip gündemden çıkarılmasını istedi. Talepleri kabul görmeyen ve oturumu terk eden muhalefetin tüm çabalarına rağmen iktidar yasa tasarılarının ikisini mecliste onayladı. Bağımsız Medya Komisyonu Kamu Görevlileri Yasası ve Kosova Savcılık Konseyi üye sayısını düzenleyen yasa tasarılarının gündemden çıkarılmasını isteyen muhalefet partileri tepkilerini yineledi. PDK'dan Abeler Tayyir'i kürsüden yaptığı konuşmasında söz konusu 3 yasa tasarısının anayasamız ile uyuşmadığını söyledi. Tahir'i özellikle Bağımsız Medya Komisyonu ile ilgili olan yasa tasarısına karşı geldi. LDK Parlamento Grup Başkanı Arben Gashi de söz konusu yasa tasarılarının çelişkiler barındırdığını belirterek gündemden çıkarılmasını istedi. AK'den Besnik Tahir'i de bu yasa tasarılarının tek amacı devletin ele geçirilmesi dedi. Mecliste bulunan 61 milletvekili tarafından Bağımsız Medya Komisyonu ve Savcılık Konseyi yasa tasarıları 59 milletvekilinin evet oyu tarafından onaylandı. Kamu görevlileri yasa tasarısı ise salonda yeter sayısında milletvekili bulunmamasından dolayı ertelendi. Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Kosova'nın Ohrid Anlaşması'ndan çıkan yükümlülükleri uygulanması için uluslararası ortaklardan garanti talep ettiğini belirtti. Amerika'nın sesine verdiği bir demecinde Osmani, güvenlik garantilerinden ve Kosova'nın uluslararası örgütlere üyeliğine, uluslararası destekten söz etti ve bunun bölgeye daha fazla barış ve güvenlik getireceğini söyledi. Osmani, Kosova'nın yükümlülüğünden uzaklaşmak istemediğini ancak Kosova'ya yönelik yükümlülüklerin yanı sıra Sırbistan'a da açık yükümlülükler olduğu ve bu da bütünüyle Kosova Cumhuriyeti'nin fiili tanıması anlamına geldiği, Brüksel'de varılan temel anlaşma ve Ohrid 2 olarak bilinen anlaşmanın paralel olarak uygulanmasını talep ettiğini ifade etti. Sayın seyircilerimiz, Kosova genelinde Cuma gününe kadar sürecek olan 2024-2025 eğitim öğretim birinci kayıt dönemi başladı. Prizren'deki liselerde öğrenciler kayıt olmak için sabah erken saatlerden itibaren okullara akın ettiler. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan olgunluk sınav sonuçlarından sonra lise 10. sınıflara kayıtlar duyurusu yayınlandı. Duyuruya göre Prizren Belediyesi Türkçe eğitim için kayıtlarla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla Türkçe eğitim sorumlusuyla görüştük. Bu yıl Fen Lisesi'nde Fen bölümü ve sosyal bölümü olmak üzere iki bölümümüz açılmıştır. Her iki bölüme de 24'er öğrenci kriterli başvuru yapan öğrencilerimiz alınacaktır. Bu yıl sevindirici bir haberimiz var. İşte çok kriterli öğrencilerimiz var. Bu yıl ortalaması yüksek olan öğrencilerimiz var. Fen bölümüne yoğun bir talep şu ana kadar var. Bugün ilk gün olmasına rağmen saat 11'e kadar 32 öğrencimiz başvurdu ve bunların hepsi de kriterli öğrencilerimiz. Bundan sonra da diğer öğrenciler de başvurularını yapacaklar. İşte 3 gün boyunca sürecek kayıtlarda Fen bölümüne yoğun bir ilgi görülmektedir. Bu bizim için hem sevindirici hem de biraz içinden çıkması için zor bir durum olacak. Çünkü maalesef 32 kişi alınacak. Diğer öğrencilerimiz için de bir çözüm bulunması gerekmektedir. Bunu da en kısa sürede inşallah çözeceğiz ve bütün öğrencilerimizi Fen bölümüne kaydını yaptırmasını sağlayacağız. Sabahın erken saatlerinde heyecanla liseye kaydını yaptıran gençleri, velileri olduğu gibi Türk vekilleri de yalnız bırakmadı. Lisede öğrencilerimizin kayıtları başlamıştı. 2024-2025 öğretim yılına kayıt yapacak öğrenciler bugünden itibaren diledikleri liselere kayıt yapabilecekler. Biz milletvekilleri olarak Prizren'de bulunan liseleri, başta Fen Lisesi olmak üzere Sağlık Meslek Lisesi'ni, Ekonomi Lisesi'ni ve Teknik Lisesi'ni ziyaret ederek kayıtlar hakkında bilgi aldık. Bu sene öğrencilerimizin gene başarılarına göre hangi lisede okumak istedikleri, ilkokulda aldıkları değerlendirme notları, sınav notları kriterlerine uygun olarak liselerde kayıtları başlamış durumda.
Rizren Belediyesi'nde Türkçe Lise kayıtları yerinde ziyaret ettik. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin heyecanlarına ortak olduk. Dört lisede de hem öğretmenlerimizle konuştuk, hem müdür ve müdür yardımcılarımızla konuştuk. Hem de pırıl pırıl gençlerimizle, velilerimizle bir araya gelerek onların heyecanlarını paylaştık. Çok mutluyuz. Kabarık sayıda öğrencilerin liselerimize harıl harıl akın ederek kayıt yapması, geleceğimizin güçlenmesi bizleri mutlu kılıyor. Hatırlatalım, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı olgunluk sınavı sonuçlarını açıklamasında Prizren Belediyesi'nde Türk öğrencilerinin başarı oranı %95 olarak belirlenmişti. İpek'teki Osmanlı Türk Kültür Mirası Begolar'ın konumunda restorasyon çalışmaları başladı. Kültür ve Spor Bakanı Hayrullah Çeku, İpek'te 18. yüzyılda inşa edilen Osmanlı Türk Kültür Mirası Begolar Konağı'nda restorasyon çalışmalarının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Facebook'ta fotoğraflarla birlikte paylaştığı haberinde yıllarca taşıdığı değerleri geri kazandıracak restorasyon çalışmalarının başladığını açıkladı. Çeku paylaşımında Mahmut Begolar'ın İpek'teki konağında restorasyon çalışmalarında konağın 18. yüzyılda sahip olduğu değerlere geri dönülecek diye yazdı. NATO üyesi 32 ülkenin lideri 75. yıl zirvesi için Washington'da bir araya geldi. Zirvenin nihai sonuç bildirgesinde Rusya ve Çin için sert mesajlar çıktı. NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceği açıklandı. Böylece Türkiye 22 yıl aranın ardından NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. NATO sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede 2026 NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Öte yandan 2025'teki gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek. NATO müttefikleri tarafından Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar euroluk askeri yardım finansmanı sağlanması kararlaştırılırken, Çin'e ise Ukrayna'ya karşı savaştan Rusya'ya olan desteğini sonlandırma çağrısı yapıldı. NATO'nun gelecek yıldaki zirvesinin Hollanda'nın La Haye kentinde yapılacağı açıklandı. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım, ardından kapanışı yapacağız. Ülkemizde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Başkent Prişine'de termometreler 36 dereceye kadar yükseldi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da kavurucu sıcaklar bunaltmaya devam edecek. Günün yüksek hava sıcaklıkları 35 ila 37 derece dolayında seyredecek. Günün gelişmelerini izlediniz. Yarın haftanın son haber bülteninde yeniden karşınızda olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.